Fatma Gül gideceğini söyledi. Pasaport çıkartmışsın. Göstermişsin ona da. Yolculuk nereye? Bilmiyorum. Ha, neresi olursa diyorsun yani. Yeter ki kaçayım buradan. Git. Hadi benim söylediklerim bir kulağından girip öbüründen çıkıyor. Şu zavallı kızın neler yaşadığını da mı görmüyorsun? Abla, ne olur yeter artık ya. Benim gitmem lazım. Burada durmam o kıza da kötülük. Yo yo, git git. Ben sana engel olacak değilim. Sen kafana koymuşsun madem, git. Kaç sorumluluklarından. Git. Uzaklaşınca belki unutursun yaptığın haksızlığı. Vicdanın sesi yetişmez oraları, duymazsın. Burada bir hayatı yerle bir ettikten sonra kendine yepyeni bir hayat kurarsın. Bu kızı burada kaderiyle baş başa, mutsuz, nefessiz bırakıp orada kendine yeni ufuklar açarsın. Ne yazık ki yolun açık olsun diyemiyorum sana. Benim ne yapacağımı merak ediyorsan eğer, hiçbir yere gitmeyeceğim ben. Bu kızı o kadının eline bırakmayacağım. Benim için de hayat zor olacak belki bundan sonra. Ama Fatma Gül'ü tanıyıp çektiğini gördükten sonra onu yalnız bırakamam ben. O kadar insafsız değilim. Bunlar taahhütlerimizi yerine getirmemizi istiyorlar yani. Ya bu konudaki sabırsızlıklarını açık açık hissettirdiler. Kağıt üzerinde bir şey yok. Onun için herhangi bir yaptırım uygulayamazlar. Ya evet ama ya bu projede varız diye açtılar bize kapılarını. Ya öbür işleri de bu yatırımın hatırına vermediler mi bize? Şimdi yabancılara anlatamıyorum ki sit alanlarıyla ilgili kanun çıkmadı diye. Onlar bizim kendilerini oyaladığımızı zannediyorlar. Enişte takip etseler öğrenirler. Senden kaynaklanan bir şey yok ki ortada. Ya ama ilk konuştuğumuzda kanun hemen çıkacak dedik adamları. Bu kadar çok bekleyeceklerini tahmin etmiyorlardı ki. Anlamsız, tatsız konuşmalar oldu ya. Çok gerildim. Ya, bu kanunun bir an önce çıkması şart. Yoksa çok büyük zarara uğrayacağız. Turaner bir yer arayacaktım. Elini biraz çabuk tutsun. Bu dalga geçilecek bir konu değil Perihan. Yurt dışındaki ortaklarımızın güvenini kaybetmek üzereyiz. Özür dilerim. Güven çok önemli tabii. Ama bir tek o sit alanı araziyle bitmiyor olay, öyle değil mi? Yanındaki arazilerde de sorun var. Yani ben öyle biliyorum. Ebenine denilen o kadın direnmese bu kadar kasabalı da arkasından çözülecek ama işte... O iş de çözülecek enişte. Şu anda Ebenin de kasabanın üstündeki etkisini kaybetti. O ne derse tersini yapacak durumdalar. Düşman kesilmiş herkes. Neredeyse kovulmuş kasabadan. Buna sebep olduğumuz için sevinmemiz mi gerekiyor Münir? Ya tabii ki hayır ablacığım, tabii ki hayır. Ama iş konuşuyoruz burada, bir durumu anlatıyorum enişteme. Kadın evini boşaltmış, o da İstanbul'a gelmiş. Yani şu anda kasabalıyı ikna etmek için en uygun zaman.
Bana en çok onun arazisi lazım Münir. Tamam, sözümü bitirmedim ki şunu söylüyorum. Bak, bu kadın artık kasabaya geri dönemez. Ne yapacak burada? Nasıl geçinecek? Kendi rızasıyla evini de arazisini de satacak bu kadın. Görürsün bak. Onun sıkışmasını mı bekleyeceğiz? Hem satsa bile bize vermez ki. Bizim aldığımızı bilmezse verir. Tamam, hallet o zaman. Yani biz hiç işin içinde yokmuşuz gibi bitir bu işi. Tamam işte, merak etme. Mesela şu senin yeni kurduğun şirketin üzerine alsak. Hem sana sattığını anlamaz. Bu şirketi kimsenin bildiği yok. Ben bile bilmiyorum. Tamam. Tamam işte. Öyle yapalım o zaman. Yani bizim alıcı olduğumuzu öğrenirse inat eder. Yani daha fazla uğraşmak istemiyorum artık. Acele et. Meltem'e selam var. Sağ olsun. Senden haber bekliyor otel için. Yarın ararım. Ne zaman gidiyorsunuz Paris'e? Önümüzdeki hafta. Hadi hayırlısı bakalım. Selim sen de gidiyor musun? Yok amca, bir sürü iş var şirkette. Ya bak nasıl içi gidiyor aslında. Ha git oğlum, git istiyorsan. Git. Erdoğan can siparişine çalışıyor nasıl olsa. Yok baba, istemiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.